Tam videoya başlayacağım. Siren sesi geliyor. Duyuyor musun siren sesini? Ulan ilk geldiğimizde ne korkuyorduk ya. Bunu her çarşamba yapıyorlarmış. Daha sonra alıştık. Her çarşamba böyle siren var. Burada bazen böyle doğal afetler oluyor. Bilmem ne oluyor. Bir şey oluyor falan filan. İşte onların tatbikatı gibi bir şey. İlginç değil mi? Bitsin devam edeyim ben. Arkadaşlar merhabalar. Az önce gördüm Sean Strickland'in bir videosu çıkmış. Yeni bir eski Navy SEAL bir adamla işte dövüşmüş. Aslında dövüşmek denmez, bildiğin dövmüş yani. Tabii karşısındaki adam da Navy SEAL ama eski Navy SEAL. Yalnız MMA dövüşçüsü yani MMA tecrübesi var. Mitch Aguirre mi ismini unuttum. Yani adam hiçbir şey bilmeyen bir adam değil ve Navy SEAL adam, tamam mı? Ha bu arada bu tarz bir dövüş olayı neden ortaya çıktı onu da söyleyeyim. Sean Strickland bir süre önce böyle bir yorum yaptı. Ya arkadaşlar işte bizim idmanlarımız çok ağır, biz çok ağır çalışıyoruz. Öyle Navy SEALs bile gelemez, bizim burada idmanda tutunamaz. Ne adamlar geliyor ağlıyor bizim idmanlarda yani mahvoluyorlar falan. Oradan Navy SEALs'a laf atıyor. Ki bence çok saçma bir şeydi bu. Yani sen de gidip de SEALs'ın yaptığı şeyi yapamazsın yani. Kusura bakma, o adamların yaptığı idmanlar, içinde bulundukları ortamlar. Öyle standart bir MMA'cinin kafasına göre kaldırabileceği şeyler değil yani. Evet, MMA idmanları zor olabilir. En üst seviyedeki insanlar gerçekten yani kolay değil. Herkes gelemiyor seviyelere ama gidip de orada Navy SEALs'lara falan böyle laf atması falan çok saçmaydı bence. Çok gereksizdi. Bu dövüş de bence çok gereksiz açıkçası. Şimdi ben tabii ki kimseyi kendi bordo belirlerimizden veya diğer özel kuvvetlerimizden falan üstün tutmuyorum. Şimdi Türkiye yokmuş gibi düşünelim bir anda ama bütün diğer dünyayı düşünelim. Arkadaşlar Navy SEALs yani dünyadaki en üstün özel kuvvet yani. Şimdi tabii şey diyen de olabilir ya, şimdi özel kuvvet denmez ona. Teknik olarak onlar aslında şuna bağlı falan. Ya girme şimdi o kadar. O kadar abartmayalım şimdi. Tamam mı? Ama yani dünyanın en üstünü yani Navy SEALs. Ve yani adamlar tamamen makine. Ben Navy SEALs üzerine bayağı bir kitap okumuşumdur. En az 10 kitap okumuşumdur herhalde adamlar üstünde, daha fazla yani. Eğitimleri nasıl? Orada eğitim alan insanların işte hikayeleri falan filan gibisinden. Çok zor eğitim şartları var. İnsanlar oralarını buraları kırıyorlar. Neredeyse ölecek gibi olaylar falan. Ama devam ediyorlar eğitimleri vesaire. Yani zor. Dünyada bir Navy SEAL olmak falan filan zor. Ve onlar da tabii her türlü eğitimden falan filan geçiyorlar. Özellikle hani bizlere bazen deniyor ya işte ordulara şunlar öğretiliyor, işte özel kuvvetlere bunlar öğretiliyor. Öyle olmasa şöyle olmaz falan filan diye geliyor ya bize mesajlar. Bence güzel oldu. Bir de bir taraftan şu da var. Ben daha önce kendim de size söylemiştim yani Navy SEALs adamla idman yaptım. Hatta benim hocam da işte onlara eğitim veriyor falan filan böyle yani onlarla o tarz adamlarla görüşme diyelim. İdman yapma falan şansım oldu daha önceden. Hala da oluyor. Ha peki ben o SEALs'dan olan adamla mesela rol yapınca falan mesela sparring yapınca nasıl geçiyor? Vallahi nasıl geçeceğini siz tahmin edebiliyorsunuz yani abicim. Jiu-Jitsu benim işim yani. Tabii ki o adam kapasitesi göre falan çok iyi mesela seviyesi yüksekse falan yani iyi bir atlet olabilir vesaire ama yani benim hayatım Jiu-Jitsu. Ben öyle kolay kolay sen istediğin ordudan gel, istediğin şehirden gel. İşin Jiu-Jitsu değilse bana karşı Jiu-Jitsu yaptığın zaman tabii ki yani sonucun nasıl olmasını bekliyorsunuz yani. Bu arada şaka maka yemediğimiz halt kalmamış ya. Dövüş dünyasının her bokoluğu olma konusunda güzel adımlarla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Evet adamlar hakikaten yani çok taf adamlar bak. Çok sağlam adamlar. Bunu söylemekle beraber arkadaşlar ben yarın öbür gün atıyorum. Yani benim hiç sevdiğim muhabbetler değil. Şu anda tamamen teorik olarak konuşuyoruz tamam mı? Bir kavga edecek olsam yanıma 5 tane adam seçmek zorunda olsam. Tamam mı? Kavgadan bahsediyorum. Şeyden bahsetmiyorum. Gideceğiz harekat yapacağız falan demiyorum ha. Bundan bahsetmiyorum. O ayrı bir hikaye. Şimdi savaş konuları girmiyorum. Dövüş. Dövüş kavga olacak deseniz ben gidip de işine özel kuvvet adam falan seçmem abi. Doğruya doğru. Niye seçeyim abi?
Her gün dövüşen adam seçerim. Her gün dövüşle uğraşan, dövüşmüş adam seçerim. Niye savaşan adam seçeyim kendimi? Anlatabildim mi? Demek istemiyorum ki bu adamlar dövüşmeyi falan bilmiyor. Sakın öyle düşünmeyin. Alakası yok. Ama bir hayatını dövüşe adamış bir adamın dövüş kabiliyetiyle özel kuvvetmiş, işte orduymuş, şuymuş falan diye bir adamın dövüş kabiliyetini bir tutamazsınız. Hele ki bu bir dövüş müsabakası formatında ise. Anlatabildim mi? Çünkü birinin işi çok farklı. Birinin işi hayat, memat ve yani harekatla silahlar hatta. Gideceğiz, kavga edeceğiz, dövüşeceğiz, dövüş turnuvası kalacağız veya kavga edeceğiz değil sadece. Adamın konsepti çok farklı yani. Adamın birisiyle oldu da dövüş hareketini kullanması gerekti. O anda bile yaptıkları, yapabilecekleri falan çok farklı. O adam o anda bile dövüşü düşünürken yani kafasında o adama yapabileceği çok farklı şeyler dönüyor şimdi. YouTube'da konuşturmayın beni. Sen şimdi kavga edeceksin. Kavga edeceğin zaman abi ben yanıma kavga etmiş, kavga edecek adam seçerim veya daha doğrusu. Kavga yeteneği olan. Araba kullanacak olsak araba kullanma yeteneği olan doktor gerekse doktor seçerim yani. Anlatabildim mi? Ebe seçmem yani. Ama ebe de çok işte doğum yapmış. Ya yapmış da işte ben doktor seçerim doktor gerektiği zaman. Bu işler böyledir. Yani özel kuvvetmiş de orduymuş da bak bu adamlar çok farklı. Bunlar makine. Bunlar yani insan ötesi insanlar. Kabul. Ama tutup da dövüştüreceğiniz zaman gidip bir MMA dövüşçüsünü, hele ki iyi bir MMA dövüşçüsünü, hele ki Sean Strickland gibi bir adamı dövmez. Dövemiyor da, dövememiş de zaten. Ki MMA tecrübesi, dövüş tecrübesi falan olmuş olmasına rağmen. Bu işler böyledir arkadaşlar. Yani Sean Strickland, videoda falan da görüyorsunuz. İzleyebilirsiniz yani kendisi de. Öyle ağır dalmıyor bile adama. Çok yani aslına bakarsanız kendi kapasitesi düşünüldüğü zaman gayet hafif giriyor yani hafif giriyor, hafif dokunuyor ve daha biraz da onu slow kicking diyorlar ya yavaş pişiriyor yani biraz da yoruyor zamanla. Karşısındaki adam tabii bırakmamaya çalışıyor kalkıyor ama sürekli yiyor, sürekli yumruk yiyor, tekme yiyor, onu yiyor, bunu yiyor, bir şey yapamıyor yani. Yapamaz da zaten. Adamın işi o değil çünkü. Adamın işi o değil arkadaşlar. Dövüşçülerle özel kuvvet olsun bilmem ne olsun falan kim olursa olsun dövüşçü olmayan adamın dövüş kabiliyetini bir tutamazsınız. Bu işin özü budur arkadaşlar. Yani yarın öbür günde falan işte mesela bir dövüş turnuvası falan, dövüş turnuvası demişim, dövüş dersine falan katılacaksınız. Ya işte biz şunlara eğitim verdik, işte biz gittik zamanında bir kere işte askere kurs verdik falan filan dedikleri zaman hemen böyle atlamayın bir şey. Anlatabildim mi? Çünkü aynı şey değil kardeşim. Senin amacın dövüşmeyi öğrenmekse dövüşmeyi bilen adama gidin, ondan öğrenin. Dövüşmüş, dövüşçülere karşı dövüşmüş adamlardan bir şey öğrenmek çok daha doğru olacaktır. Aynı şekilde yani askere falan gideceğin zaman da MMA'ciye sormana gerek yok. O adam da ondan anlamaz. Özel kuvvetlerin yaptığı işten de MMA'ci anlamaz yani. Beceremez hatta onu yapacağı işi de. Bu işler bu kadar basit. Ama işte ana akımda maalesef bazen böyle yanılgılar falan filan olabiliyor. Kardeşim işte ordu yapıyormuş ya. Ordu yapıyor ya. Çünkü ordular öyle değil mi? Arkadaşlar Türkiye ordusu olarak Bulgaristan ordusuna kavga açtık. Gidip kavga edelim, dövelim şimdi bunları diye olmuyor bu işler. Anlatabildim mi? O yüzden neyi, nerede, ne zaman ciddiye alacağımızı da bilmemiz lazım. Tabii ki SEALs'ın burada bir eksiği daha var. Navy SEAL adamların. Onlar aslında Wing Chun bilselerdi herkesi döverlerdi. Adamlar... Neyse hadi. Adamları da takıla takıla artık iyice lobilerinden linç yiyeceğim sonunda. Neyse arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu kavga dövüş hakkında? Gerekli bir dövüş müydü sizce? Siz bana yorumlarda bahsedin tamam mı? Tabii güzel bir Türkçeyle paragraflar kullanarak yazarsanız daha çok sevinirim. Onun dışında arkadaşlar videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olursanız, kayıt olursanız yine çok sevinirim. Video hoşunuza gitmediyse de yine de teşekkürler bu kadar izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.